İskitlerin mezarlarına saldırı en büyük savaş nedeni. O, o çağda bunlar yenilmez ordular kuruyor. Hatta bir Avrupalı tarihçi İskit ordularını diyor. Avrupa'daki bütün ordular birleşse, hatta Asya'daki ordular da birleşse yenemez diyor. Darius kaçtı. Koca Darius. Dünyanın en büyük imparatoru o zaman. Bizim zaten en büyük hatamız da biz Anadolu'daki Hristiyan Türkleri yok saydık. Mesela Ermeni tarihçiler ne diyor Selçuklara? İskit diyor. Muhtemelen bir hileyle Bunlar Anadolu'nun dışına atıldılar. Anadolu'da 190 tane tümülüs var. Sadece %10 açıldı. Yazının kökeni, Finike yazısı, Mısır yazısı, Sümer yazısı, Çin yazısı dahil kökeni Tamga. Türk, tamga. Türk tamga yazısı. Türkçe gitti mi? Türkiye'de gider. İskitler geri döndü diyor. Bak geldi demiyor. Selçuklar geldi demiyor. Ama niye anlatıyorsun falan sanki İslamiyet'e şey atıyorsun gibi falan. Değil aslında. Bu tarihimiz yani tarihimizin bir parçası. Nasıl bunları anlatıyorsak onlardan anlatacağız. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün eski çağlara gideceğiz. Eski çağlarda Türkleri konuşacağız. Ve eski çağ tarihi uzmanı Bahadır Bahtiyar Aydın konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle nasılsınız? Sağ olun, tekrar görmek iyi oldu. Büyük Çin Premi'nin altındaki o kadın mumyası vardır şey var. O İskit değil mi? Şöyle şimdi Çin tarihinde şöyle ben fuara gittim, Ankara Kitap Fuarı'na gittim 25 26 Mart'ta. Yanıma bir profesör geldi. dedi ki kitabı göstererek "Tarihi dedi kaçtan başlattınız yazılı kaynaklardan?" dedim ki "Milattan önce 3300 Sakasya'dan başlattım." dedim. Öyle deyince aldı kitabı eline falan incelemeye başladı falan. Adamın da kendi kitabı var, kendi standı var. Bizim standın önünde trafik yoğun, kalabalık çok. Merak et, ilgisini çekti. Herkeste herkes 3 kişi, 5 kişi var. Biz de kuyruğa girmişler. Kitap imzalayalım, alalım falan. Bir tane de değil, 5 tane, 10 tane diyorlar, hediye ediyorlar falan. Böyle de bir şey var. Hediye kitap moduna geçti yani böyle. İskit kadını ya da değil diyebiliriz ama Iskit İskit adına bakmak gerekiyor burada. Şimdi Çin kültüründe 1200 yıl kadar Çin'i kuran ve yönetenler Turaniler. Anlatmak Çin istedim. Çin ilk hanedanı Turaniler şu, Bak mi? şöyle bak. Hoca Çin konusunda kitap yazmış. Kendi standında kitabı tanıtırken geldi yanıma. Dedi ki ben Turanilerin Çin kültürüne katkıları diye bir kitap yazdım. Çiniyatçı bir profesör. Eee Çin setini anlattı mesela ben de sordum. Mesela Çin Seddi bizim anladığımız, bildiğimiz manada hani işte Türk akınlarından korktu da yapıldı falan değil diyor. Zaten o dönemler içerisinde Çin Seddi yapılırken Milattan önce 200'de başlamış, Milattan sonra 597'de bitmiş yani 600'de bitmiş, 800 sene de yapılmış, 7000 bin kilometre. O süre içerisinde 400 sene kadar Türkler Çin'i yönetti. E, sen o zaman nasıl benden korktu da yaptı diyorsun? Zaten Çinli Türkler yönetti. Çu hanedanı. Yani arka arkaya hanedanlar vardı. Çu hanı var, Tank hanedanı var, Han hanedanı var. Bizim bir de Han hanedanı döneminde yanlış hatırlamıyorsam savaşmışlar. işte göç oradan sonra başlamış. Ama öncesinde oraya büyük bir şey var. Göç var, akım var. Eberhart'ı ben kullandım. Degrot'u kullandım kaynaklarımda. Eberhardt diyor ki Çin'e bu bizi hani kağıdı ilk icat eden, yazıyı ilk icat eden bilmem ne diyorlar ya. Çin'e medeniyeti götüren metali götüren, metal işçiliğini götüren, atlı arabayı götüren, atı götüren Turaniler, Sibirya ve Kuzey Moğolistan'ına gelen Turaniler, Eberhard diyor. Hocaya da teyit ettirdim Aydın Hoca. Yani şunu demek istiyorum. Çin kültüründe 12 tane şehir devleti vardı. Sonra bunlar devletleşip imparator şey imparatorluk kuruyor, şehir devletleri. 1200 sene kadar. Ta milattan önce 2200'lerden geliyor. Türkler yönetiyor Çin'i. E şimdi o zaman hani o başkasına mı aittir? Çinlilere mi aittir? Hani bence o tartışmaya da gerek yok onu. Niye? Çünkü Çin kültüründe şey var. Yani e, tarihte gördüğümüz gibi Türkler var. Dedim ki ya bu 7000 kilometre e, ve e, bildiğimiz kadarıyla tarihte gördüğümüz kadarıyla bütün surlar şehirleri korumak için yapılır. Anadolu'da da öyledir. İstanbul'da da öyledir. Başka yerde de öyledir. Hep şehirlerin etrafına sur yapılır, kale yapılır. Burada öyle değil dikkatini çekersen. Çin'de dağların tepelerine yapmıştır. Dağların tepeden. Dedi ki Çin sınırlarını çizdiler o tarihte. Bir de gümrük kapılara koydular dedi. Hoca. İstemediğim ürün Çin dışına çıkmasın. İstemediğim ürün Çin'e girmesin. Girerken çıkarken vergi alayım. Suçlular dışarı kaçmasın. Dışarıdaki suçlar içeri girmesin diye Çinliler Çin Seddini yaptılar. Çin Seddini sırrı bu o zaman. Sırrı bu. Evet. Ama bize başka türlü anlatılıyor tabi bu. Ee, hocanın e, o konuda ben de hocadan çok istifade ettim tabi. Ee, yani piramit konusu bu. Ama Türkler e, Mehmet Bayraktar hocayı konuk etmiştiniz, anlatmıştır. E, dünyadaki ilk piramitleri Türkler yaptı. Her yerde yaptılar. E, Mısır'daki piramitleri de hatta ilk yapanlardan bir tanesi Türklerdir. Hatta. Tutankamon'un mezarında dönerek giden B tipi, İskit tipi ok var, kılıç var. Niye? İşte öldükten sonra dirileceğine inandığı için, o mezardan dirileceğine inandığı için, az önce anlatıyorduk da konu başka yere geçti. Eşyalarla birlikte gömülüyor. Şimdi mezardan dirilecek pantolona ihtiyacı var, elbiseye ihtiyacı var. Elbisesiyle gömülüyor. Kılıç kendini savunması, koruması gerekiyor. Kılıcıyla gömülüyor. Ata ihtiyacı var. O dönem uçak, at. Ata ihtiyacı var. Atıyla gömülüyor. Hepsi birden dirilecek. Ona binecek. Acıkacak yemeğiyle gömülüyor. Yani zenginse altınıyla gömülüyor. Aynı zenginlikler tekrar kavuşuyor. Yani şamanizm eski inançlarda böyle bir inanç var. Mezarlar en büyük, mezarlara saldırı en büyük savaş nedeni. Mesela Herodot diyor ki, İskitlerin mezarlarına saldırı en büyük savaş nedeni. İskitleri kolay kolay tahrik edemezsin diyor savaşa. Mesela Darius seferini anlatıyor. Ben de kitabıma koydum. Darius Pers İmparatoru Darius Boğaz bizim Boğaz köprüsü var ya. Boğaz Köprüsü'ne gemileri birbirine bağlayarak köprü yapıyor ve karşıya geçiriyor. Trakya'ya geçiriyor. Gemileri birbirine bağlayarak. Ve bazı kaynaklar 700 bin rakamından bahsediyor. Yani ciddi bir ordu demek, büyük bir ordu gidiyor ve Trakya'dan. Ukrayna'ya kadar, bugün Donbas bölgesine kadar bir yay çizdiği zaman, Kırım dahil içerisinde hep İskit ülkesi, o zaman Herodot'un bahsettiği. tabi geniş bir coğrafya, Karadeniz'in kuzeyindeki İskitler bunlar, İran yaylalarındakiler ayrı, Sakat, Yükruat, Hama, Varga filan. Kazakistan'dakiler ayrı, yani e, Sogdiyana'nın ötesindeki, Semerkant'ın ötesindekiler ayrı. Çok büyük bir coğrafya, 12 tane kanunluk tarafından yönetilen ve savaş zamanları Bilge Kağan dedikleri en az 12 yıllık tecrübesi olan Bilge Kağan'ı e, test ettikleri Bilge Kağan'ın e, liderliğinde savaşa giriyorlar. Böyle bir kültürler var. Çok geniş bir coğrafya olduğu için e, karıştırılıyor. İşte İran'da da, İran'ın kuzey bölgesinde eski. var efendim İran'da Sakalar eskittir, İranlıdır falan. Hayır, İranlılar e, şeydir, e, Sakaya eskittir. İranlılar. Çünkü İran'da biz 80-90 tane devlet kurduk. Babek Cevanşir Hoca İranlı bir antropologdan paylaşmıştık mesela. Biz 80-90 tane İran'da ana odan çıkıştan beri 4-5 bin yılda devlet kurmuşuz. Devlet, atabeylik, imparatorluk falan kurmuşuz. Pers dedikleri nedir biliyor musun? Pers dedikleri milattan önce 8. ve 9. yüzyıllarda yine Herodot tarihinden bilgi veriyorum. 8. ve 9. yüzyıllarda Hindistan'dan gelmişler. Basra Körfezi'nin güneydoğu ucuna bizim bir Hatay kadar küçük bir bölgeye gelmiş yerleşmişler. Eski Girek kaynaklarındaki eski Persya ye dedikleri yer burası. Tekrar ediyorum bak. Hindistan'dan gelmişler. Milattan önce 8. 9. yüzyıllarda gelmişler. Basra Körfezi'nin güneydoğu ucunda bugün Afganistan'ın güney tarafına düşüyor. Küçük bizim Hatay kadar küçük bir bölgeye kurun. Bölgeye gelmişler. Yani are, Areler dedikleri, Persler, Pers dedikleri filan bunlar. Küçücük bir şehir. Daha sonra ancak Kiros zamanında bunlar e, İran'daki diğer Turanların, Elamların, Medlerin vesaire topraklarını alarak İran'a hakim oluyorlar. Sonra Anadolu'ya Anadolu'yu alıp Anadolu'ya hakim oluyorlar. Şimdi Darius bu kadar büyük bir coğrafyaya hakim olunca tabii herkesten de ordu alıyor. Trakya seferi yapıyor. Trakya'dan Ukrayna'ya geçecek. İskitlerle savaşa gidiyor. Fakat karşısında bir ordu bulamıyor. Bir kale yok. Fethedeyim. Bir şehir yok. Yağmalıyım, yakayım. E, İskitler atlı ordularla, atlı süvarlarla, Herodot'un bahsettiği hayalet atlılarla bir ortaya çıkıyor bunlar. Uzaktan ok atarak, dönerek giden okla zırhlar da deliyor. O sakaların hayalet orduları evet, vardı. Hayalet, mi? Çok evet, meşhur. hayalet orduları var. Bir anda ortaya evet, çıkıp ordular, evet. Olan. Ve bunlar şeyi göçertiyorlar. Bir saldırdıkları tarafı işte sağ taraf, sol taraf, arka taraf bir yerden 5 bin, 10 bin kişi birden öldürüyorlar ok atarak. Tabi Darius'un ordusu panikliyor bu defa. Yakalayamıyor. Dedik ya savaş yok. Çünkü bunlar e, karavan evlerde yaşıyorlar. Tekerlekli evlerde bugünkü karavan bildiğimiz karavanın o zaman 3000 yıl önceki modelini düşün Daha eskisi de var muhakkak. Karavan, karavan evlerde yaşayan 2 e, odalı, 3 odalı, 4 odalı öküz arabalarını çektiği, 4'lü, 6'lı 8'li öküz arabalarını çektiği evlerde yaşıyorlar. Savaş zamanları kap kaçak çoluk çocuğu karavanlara bindirip güvenli yerlere götürüyorlar. Geriye kalıyor süvariler, atlı süvariler. Atlı süvariler saldırıyor. Ve bunların ordusu ağır. Filler de filan dolaşıyor. Yakalayamıyorlar. Bir. iki e, Su kaynakları tükendi. Yemek kaynakları tükendi. Bu kadar hızlı bir ordu görmemişler. Tabii görmemişler. Tabii, tabii, mi? tabii, Çünkü tabii. Yani adamlar atın üstünde tabii. ok atıyorlar. Atın üstünde her şeyi yapıyor adam. Düşün sonra. ki. Düşün ki. E, Yunanistan güneydeki Spartalıları savaşırken Hani Galya e, şey çizgi filmlerde Asterix e, e, okumuştuk. Omuz omuza savaşıyorlar. Yani ortaya bir çizgi çiziyorlar. Diyorlar ki e, bu çizginin öteki tarafına geçen savaşı kazandı. Burada işte diyelim 300-500 bin kişi var. Orada. Kim kimi iterse fizik gücü. Romanlarda süvari var. Yürüyen süvari. Atlı değil yürüyen süvari var. İşte mızrak var. Kalkan var filan. Onlar da kalkan duvarı yapıyorlar. Evet. O zaman falan devrim, ama yine o, olmuş o zaman zaten. devrim sayıldı. Yani buradan oraya geçince, hani yani süvar birlikte tek başına e, yan yana e, toplu olarak hareket eden e, bir orduya evet. karşı başarı kazanıyorlar tabii onlar. Yani biriklerle. her yerden bağımsız saldıran bir ordu. Evet. Şimdi İskitlerde ise e, yürüyen süvarların dışında atlı süvarlar var. At üzerinde ok atan, her yöne ok atan, dönerek giden, zırh delen okları var. Okların başlıklarına değişik maddeler kullanıyorlar onlar. Mesela para olarak da kullanıyorlar ok başlıklarını filan. Altını var, gümüş var, bir akometyumu var filan. Dolayısıyla o, o çağda bunlar yenilmez ordular kuruyor. Hatta kitabıma koydum bir Avrupalı tarihçi diyor ki İskit ordularını diyor Avrupa'daki bütün ordular birleşse yenemez. Hatta Asya'daki ordular da diğer Ordular da birleşse yenemez diyor. İşte Darius da geri çekilmek zorunda kaldı. Arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı. Çünkü e, su bulamıyor, yemek bulamıyor ve sürekli ordusu kayıp veriyor. Bu defa diyor ki Darius, elçi gönderiyor İskit Kağan'ına. Ya bana ekmek, su getir, toprak ver ya benimle savaş. İskit Kağan'a diyor ki ben seni ciddiye almıyorum. Canımız ne zaman istese o zaman savaşırız. Biz atalarımız gibi. Savaş zamanları bizim bizi savaşmak istiyorsan atalarımızın mezarını bul, onları tahrip et. Bak o zaman savaşıyor muyuz, savaşmıyor Bak savaş nedenine bak İskit Kağan'ın. Ve arkasından e, kafeste bir kuş, bir fare, bir kurbağa gönderiyor. Bir de beş tane ok gönderiyor. Diyor ki bu kuş gibi olup uçmazsan, Darius'a diyor Eskit Kağan'a. Bu fare gibi toprağın altına saklanmazsan, bu kurbağa gibi bataklığa atıp kaybolmazsan, bu oklarla siz yok edeceğiz. Bunun üzerine bunun üzerine bu köprüyü de tutan Likyalı bir komutan var. Anadolu'da o zaman Darius'a bağlı, Perslere bağlı. Likyalı, Anadolu'da şehir devletleri var 12 tane. Onlar da onlara bağlı. Onlar da asker veriyor. Likyalı komutan da köprüyü tutuyor. Boğaz Köprüsü'nü, Boğaz içindeki o gemileri tutuyor. Bunlara geliyor diyorlar ki bak bizim ülkemize düşman askerleri getirdin. Bu köprüyü hemen boz yoksa seni oklarız diyorlar normalde oklamalarla gerekir ve bozmaları gerekir. Ama Herodot diyor ya bunlara kimse savaş açmazsa, sataşmazsa önce konuşuyorlar diyor. Ondan sonra komutan da diyor ki tamam hemen şeyi çözüyor. Gemi gemileri diyor. çözüyor, uzaklaşıyor. Bunlar çok zarar verince Darius'un ordusu bakıyorlar ki biz bu savaşı kazanamayacağız. Çünkü ne kale var fethedecek, ne şehir var yağmalayacak. Ve bunlar hayalet attılar, ele geçmiyorlar. Ve abi ordu kaybediyoruz, asker kaybediyoruz. Ve asker de morali bozuldu. Su bulamıyor, yemek bulamıyor. Geri dönmeye karar veriyorlar. Ve Darius'un fethedemediği tek yer, yenemediği tek İskitler. Geri dönerken geliyorlar ki asker şey yok, köprü açılmış. Köprüde şey gemiler yok. İyice panik oluyorlar. Gece bu bir borazan var. Hani Vikinglerde falan görmüştük ya. Bu yüksek ses çıkaran bir borazan var. Boynuzlar. Ha boynuza benzer. Onunla şey yapıyorlar, ses yapıyorlar. o Likyalı komutanı çağırıyorlar. Diyorlar ki gemiler getir, geri getir, bağlayalım falan diye. Gemi getiriyorlar gece gece. Gemileri bağlıyorlar. Şansları da yaver gidiyor. Fırtına mırtına yok. Gemileri bağlıyorlar tekrar. Ordu Anadolu'ya kendini zor atıyor. Sabahleyin İskit askerler geliyor ki kaçtı bunlar. Darius kaçtı. Koca Darius. Dünyanın en büyük imparatoru o zaman. Ve kaçtı. İşte İskit ordusu böyle bir ordu. İskitler böyle bir kültür, böyle bir medeniyet. E tabi biz bugün onun Anlayamıyoruz bile. Ee, sayın hocam sürekli olarak bazı kelimelerin altını çizdim ben burada. Turancılık diyoruz. Turancılık <laughs> nedir? Turanilik nedir? Kimdir bu Turaniler? Şimdi eski çağ tarihçilerinin hepsinin ağız böyle yetmişçesine söylediği bir şey var. Az önce bahsettik. Bunlar dedik kadınları yönetici yapan, hakan yapan, bunlar at eğiten, bunlar pantolon icat eden, bunlar at sütüyle beslenen, kurutulmuş at etiyle beslenen, bunlar savaş zamanları atlarının kuyruklarını bağlayan, kendileri de saçlarını arkadan örgü yapan, ee, Anadolu'da da var çok yerde, Tunceli'de de var, Denizli'de var birçok yerde, mezar taşlarından hale görüyoruz. Uzun saçlı erkekler mezar taşları var mesela, enteresan. Hani at başlı, koş başlı mezar taşları var, bir de bunlar var. Bunlar da ta Hakasya'dan beri gelen, binlerce yıldan beri gelen bir kültür. Hani hep bahsediyoruz ya, Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunun sol tarafındaki askerler ciddi bir nüfus, yüz bin kişilik bir askerle geliyor şey, Roman Diyojen, Diyojen, evet Roman Diojen. Evet. ve sol tarafındaki askerler Türklerden oluşuyor. Yani Anadolu'daki Hristiyan Türklerden oluşuyor. Bizim zaten en büyük hatamız da biz Anadolu'daki Hristiyan Türkleri yok saydık. Tarihimizi Osmanlı ibaret sanıyoruz. Selçuklar bile Osmanlı silmiş neredeyse. Malazgirt'ten başka Selçuklar tarihini ne biliyorsun? Yani Ne anlatıyorlar? Vatandaş ne biliyor? Veya sokaktaki vatandaş. Ama Anadolu'da Türk var o tarihlerde. Şimdi, e, ve Roma Diyojinin ordusuyla Malazgirt'e gelmiş. Evet, ve daha eskiden, yani çok daha eskiden, mesela Atatürk'ün isteği üzerine bir kitap yazan Yusuf Ziya Yörükan, Profesör Yusuf Ziya Yörükan, kitabını Şamanizm diye bir kitap yazıyor. Diyor ki, Sakalar eskitler ile Anadolu'ya taşınan Şamanizm, bugün Aleviler içerisinde yaşatılmaktadır diyor. Bu Alev, bu şamanizm o zamanki şamanlar yani Saka İskit tayfalarından gelen şamanlar daha sonraki dönem Anadolu Roma hakimiyetine geçince Roma İmparatoru diyor ki Hristiyan dinine geçerseniz 5 lira vergi yerine 1 lira alacağım size. Yani Osmanlı da sonradan yaptı ya Selçuk da yaptı başta da hani Hacıvat Karagöz'de de vardı ya Müslümanlığa geçerseniz aşevinden bedava yiyeceksiniz falan var ya. Roma'da diyor ki Roma vatandaşı olun. Roma dinine geçin. Devlet dini zaten Hristiyanlık. Bizimkiler de bu defa büyük bir kısmı Şamanizmi bırakıp Hristiyanlığa geçiyorlar. Mesela Karamanlar bundan. Milattan önce 4. yüzyıldan beri adalar. Kıpçaklar, Karadeniz Kıpçakları bunlardan. Karamançolar. Peçenekler yani bunlar. Yani. Alanlar bunlar. Uzlar bunlar. Bunlar Roman Döjen'in ordusunun sol tarafındalar. Ve bunlar bakıyorlar ki savaş günü Karşımızdaki düşman askerleri yani e, Alparslanlı, Alparslanlı ordusu bakıyorlar ki atlarının kuyruğu topuz. Beylerin de saçları örgü. Bakıyorlar ki kendi saçları da örgü, kendi atların kuyruğu da topuz. Ama sağ taraftaki kuvvetler, mesela Konstantin Dukas'ın komutasında yedek kuvvetler dahil böyle bir şey yok. E o zaman biz bizlerle mi savaşacağız, Türklerle mi savaşacağız diyorlar. Ve Sol tarafı geçiyor Alparslan tarafına ve geçince savaş zaten orada şekillenmiş o tabi orada çünkü yani Roma ordusu yani Bizans ordusu <laughs> çok büyük kalabalık büyük orada ama dediğim gibi bu bak bu işte damgalar ama en vurucu güç bak, öbür tarafa geçti tabi bu damgalar tamgalar bu kültürel DNA önemli işte bak hiç kaybolmadı hala diyoruz mezar taşında adam saç örgülü mezar taşı yapıyor babasına dedesine. At başlı, koş başlı mezar taşı yapıyor. Binlerce yıl. Mesela Ruslarla hiç yaşamışlar. Ruslar da at başlı, koş başlı mezar taşı yok. Asırlarda Ruslarla yaşıyorlar. Asırlarda Araplarla yaşıyoruz. Onlarda yok. Bak kültür birbirini tanıyor ve belki çok daha fazla bir zayiat verecek Selçuklular. Yani Selçuklular diyorum. Mesela Ermeni tarihçiler ne diyor Selçuklara İskit diyor. Mesela Genceli Kiragos, kitabıma koymuştum bunu. Daha önce de anlatmış olabilirim. 1241'de başlayıp 1265'te bitirdiği Büyük Ermeni Tarihi 10 ciltlik eserinde İskitler geri döndü diyor. Bak geldi demiyor. Selçuklar geldi demiyor. İskitler Anadolu'ya geri döndü diyor. Demek ki daha önce burada var ki geri döndüler. Zaten Herodot ne diyor? Milattan önce 625 yılında yılına kadar Anadolu'ya Sakalar, Eskitler hakimdi. Samsun merkezli başkentleri Samsun, Vezirköprü, o Terme civarında başkentleri vardı. Gordiyon tümülüslerinden çıkan rapor 1952-1967 yılında Amerika ve Rus arkeologlar kazdılar. Gordiyon tümülüslerinde birebir Altaylar'daki ve Ukrayna'daki o Donbas bölgesindeki kurganlarla birebir yapılış tarzı aynı. Ve rapor uzun tabi rapor. Raporda diyor ki muhtemelen bir hileyle Bunlar Anadolu'nun dışına atıldılar. Çünkü Turani bunlar. Gordon, Anadolu'da 190 tane tümülüs var. Sadece %10'u açıldı. İşte Alaca de bir tümülüs. Çatal Öyk de bir tümülüs. Ve kazdıkça Turani kültür fışkırıyor. Ama bize diyorlar ki 1071'den Anadolu'ya geldiniz. Ya kardeşim, Frikyalıların dili Ural Altay dildi. Milattan önce 9. yüzyılda Anadolu'ya gelmişler. Eskişehir'de yazılı taş var mesela okundu. Kazım Birşan tarafından. Efendim, bunların dilinin Turan olduğu ortaya çıktı. Ve e, Frikyalılar e, 14. asırda Milattan önce 14. asırda Makedonya'ya geliyorlar. Ve Milattan önce 9. asırda da Anadolu'ya geliyorlar. O zaman Yunanca diye bir dil yok. Arkaik Yunanca var. Ama diyorlar ki efendim bunlar Yunanlı. Bize öyle yutturdular çünkü. Hayır. Frikler Turanedir. Şimdi Urartular Donadolu bölgesindeki Urartuların da dil Ural Altay dilli. Zaten Saka eski çağında Sakalarla, eskitlerle Urartular ittifak yapıyor. Bir de e, İsrail'deki, bugünkü İsrail'deki yani Filistin bölgesindeki Yahudi, e, Yuda devleti ittifak yapıyor. Üç ittifaktalar. Alper Tunga kaybedince 625'te zilede, zilede. arkasından e, Asurlar e, kaybediyor. Arkasından e, Yuda devleti kaybediyor 586'da. 612'de Asurlar, Ninova Nino yakılıyor. Musul bugünkü Musul. Ee, Filistin Yuda Devleti, Yahudiler e, Yahudi Yuda Devleti yıkılıyor 586'da Babiller tarafından. Yani biri yıkılınca ittifak yaptıkları diğerler de yıkılıyor. İttifaktalar bunlar. Mari yazıtlarındaki Şartamari Mari tabletlerindeki Türkiye Krallığı ve Turukku Krallığı'nda e, Turan oldu ortaya çıktı. Mesela ee, Turukkuların... Bahadır Hocam, Turukkuları kabul bile etmiyorlar bazı tarihçiler. İşte yani. Ama şeyde, Azerbaycan'da bir profesör var, Feridun Celilov. Dünyanın en büyük Türk kulaklarından bir tanesi. Bizimkilere dediler ki, Hakkari Van bölgesinde, bilmem Geverek Yaylası mı vardı orada, yaylada taş babalar var. Mezar taşları. Taş baba kültürü binlerce yıldır, Hakkasiya'dan beri geliyor. Türk kültürü. Ruslar da bunların Türk kültürü olduğunu söylüyor. Kendileri yapmıyorlar dedik ya, kendi coğrafyalarında. Mezar taşlarına taş baba dikiyorlar ya. E, Hakkari'de var. Van'da var. Urartu bölgesi. Yani e, Urartlar daha sonraki dönem hatta bunlar Turkulardan kalma. Milattan önce tarihleri 2200'ler falan tarihleniyor. Şimdi bak Türkiler var. Turkular var. Daha onlardan hatta bir tık daha önde Hattiler var. Biz mesela Hitit diyoruz. Hattiyi yok sayıyoruz. Halbuki Hitit bir çevre hatasıdır aslında. Aslında Hitit değil. Aslı Hatti. Çünkü tabletlerde Hatti kralı diyor, Hatti ülkesi diyor. Turizm Bakanlığı bir şey yayınlıyor. Baktım hitit diyor. Ya kardeşim tablette Hatti ülkesi diyor. Hatti Kralı. Niye hitit diye okuyorsun bana? Çünkü Hattiler Turani. Kafkasya üzerinden gelen Turaniler. Hani İran'dan Ama gelenler, Kafkasya'dan gelenler. gelenler Allah kendine şöyle, bağlayabilecek. Belki. Şimdi Almanlar şöyle. Almanlar mesela Sakalar İskitleri kendilerine bağlamışlar. Demişler ki Hitler gelene kadar, 1930'a kadar demişler ki bizim atalarımız Sakalar İskitler demiş. Almanlar demiş. Bu konuda kitaplar da yazmışlar biz de bunları yayınladık zaten. Ama e, Hitler'den sonra efendim bunlar Hintari demeye başladılar. Hitler kendine göre bir tarih tezi yazdırdı ya. Hitler bunlar Hint tarihi. Yani Turan'ı değil, Hint tarihi. Ama tabii öncesinde ve sonrasında şimdi de diyorlar ki bunlar e, hatta Hint yani Hint Avrupa dillerinin de kökeninin İç Asya Turan'ı olduğu ortaya çıktı. Daha yeni Şuradan bakarak söylesem daha iyi olur. Daha yeni, Max Planck insan tarihi bilimiyen Enstitüsü'nden 300 bilim insanının e, Moğolistan'daki Lyon Nehri vadisinde yaptıkları çalışmalarda Türkçe'nin 9000 yılını e, ortaya koymuşlar. Yani güneşli teorisi diyorduk ya biz. İşte bazıları Hint Avrupa e, daha eski falan diyorlardı. Şimdi bunlar e, Hint Avrupa'nın Hint Avrupa dillerinin e, ee, de iç olduğunu ortaya koydular. Hint Avrupa yani Fransızca dahil Hint Avrupa dillerinin. Şimdi e, Hitler gelene kadar dedik Almanya'da e, denilen şey bizim kökenlerimiz Sakalar Eskitler'den. Yani Almanya'da da aşağı Saksonya eyaleti var, yukarı Saksonya'da var. Tombi Saatun'a 4 metre heykel dikmişler. elinde. Pers kralının kilosun kesik kafası var. İranlılar onu kaldırın dediler. Kaldırmadılar. Dresden'de bir hastanenin büyük bir bahçesinde parkta var filan. Biz Saka İskit torunlar izliyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Atilla'nın ile beraber İngilizler, Almanlar resmedi yüzlerce kale falan yazmışlar. Onlar da bunu reddetmiyor zaten. Ama sonradan Hitler gelince efendim biz Hint tarihi izlemeye başladılar. Hint Avrupalıyız, dilimiz falan filan. Fakat o dönemde yapılan çalışmalarda Hint Avrupa dilinin de menşeinin e, Turani, Turani olduğunu söylüyorlar. Genel isim olarak Turani olduğunu, Turancılık dediğin şey zaten Turanlik'ten geliyor. Kur'an olduğunu söylüyorlar. Şimdi mesela e, ünlü dil bilimcilerinden Eldinger'in e, Türk dillerinin Hint Avrupa dilleri olan eski bağlantıları e, konusunda yazdığı kitabın tarihi 1912. 1912 Atatürk'ün Türk Tarih o getirdiği kitaplarda da var bu. 131 tane kitap Atatürk ölümünden sonra kaldırıldı bu ya. Asıl hali var ba şu anda? Tarih kurumunda varmış. Mehmet Bayraktar Hoca görmüş zaten size de sizin programda böyle açıklamış. Yok. Şu an hiç böyle yok. Hiç... şu an piyasada yok. Yok. Yok piyasada yok. İşte e, Leon Cahun'un Fransa'da ari dillere tekaddüm e, eden yani ari dillerden önceki lehçenin Turan olduğunu gösteren kitabın tarihi 1930. Yani e, bunlar ne diyorlar? Bunlar diyorlar ki işte Almanlarda da e, Turan Dil ailesinin gruplamasını 1854 52-54'te yapan Max Müller e, yine Herman Kevergiç'e göre Hint Avrupa dillerinin kökeni Turan'dır diyorlar. Hatta Mısır, Çin, Sümer, Finike yani Filistin e, yazılarının da kökeni Türk Tamgalarıdır diyor. Tamga yazısıdır diyor. Mesela Kazakistan 18 Mayıs 2014 yılından itibaren e, Türk Tamga yazısı günü kutluyor. Türk Tamga yazısı günü. Bütün yazı, kullandığımız yazı Tamgalardan oluşmuş. Tam da onu soracaktım. Türk Tamga yazısı evet. nedir diye. Tam. Aslında şöyle sorayım. Buna şunu da ekleyelim Sayın Hocam. Güneş dil teorisinden de biraz bahseder misiniz? Şimdi ilk dil bütün Avrupalı bilginlerin de az önce isimlerini de verdik birçoğunun. Söylediği şey şu. İnsanlar ilk başlarda dile ihtiyaç duymamışlar. Vücut dilini kullanmışlar. Fakat Çeşitli sebeplerle göçler başlayınca, yeni bölgelere gidince iletişim diline ihtiyaç duymuşlar. Ve dil ilk dilin burada geliştiğini e, görüyoruz. E, zaman içerisinde Türkçe'de fazlalıklarını atarak mükemmel bir dil haline gelmiş. Ve e, Batılılarında, Doğullarında söylediği bu dili matematikçiler mi geliştirdi diyorlar. Çünkü e, gelemeyecekmiş kelimesi İngilizce'de 12 kelime. Bizde bir kelime. Onlar da 12 kelime. Mesela okutturdu kelimesi Farsça'da 13 kelime. Okutturdu kelimesi 13 kelime. Ee, okutturmuştum. Söylenemiyor. 18-20 kelime. Okutturmuştum. Bak. Türkçe böyle mükemmel bir hale gelmiş. Mesela bazıları kalkıyor. Şair İsmet Özel geçenlerde paylaştık. Efendim Türkçe diye bir dil yok, Bunu Farslı Araplar uydurmuşlar. Bilmiyorum. Abuk sabuk Türk düşmanlığı falan tam gaz devam ediyor. Ama e, gerçekten namuslu batılı bilginler de e, bunları ortaya çıkartıp e, bizi utandırıyorlar. Şimdi dil niye önemli? Türkçe niye önemli? Mesela Kuzey Afrika'da biz bin yıl hakimiyet kurmuşuz. Bin yıl. Bak az bir şey değil. Bin yıl. 868 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Tulu'nun oğulları. 905 yılına kadar. E, Tarihleri vereyim yanlış şey olmasın hata olmasın. Arkasından İhşit oğulları 935-969. Arkasından Eyyubiler 1171-1250. Mesela Selahattin Eyyubi'nin kardeşlerinin adı Gökbörü, ee, Turan, Şah, Şahin Şah, Tuğtekin. İsimlere bakar mısın? İşte Selahattin Eyyubi yok. Arapmış da, Kürtmüş de bilinenmemiş. Öz, öz Türk. Ya, e, Kürt, Kürt olsun. Kürtler de Türklerin bir kolu zaten. Macaristan'da oluşumunda varlar. Sib Sibirya'da varlar. Azerbaycan'da bugün varlar, İran'da varlar, Kazakistan, Çimkent bölgesinde varlar. Gökten inmediler ya bunlar yani. Türk, Turan tayfaların içerisinde var hep Kürtler yani. Var. E zaten adama Kürt dediğin adamın kardeşlerinin adına bak diyorum. Gökbörü, Turanşa, Tutekin, Şahinşa. MHP Genel Merkezi'nde ne bu isimler. Devamında mesela Mısır Memlükleri, bize Memlükler diye tarih aslında e, e, Devlet et Türkiye. Yani orijinal devletin resmi adı Devlet Türkiye. 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 Evet. Kur'an kim? Kıpçak Baybars. 1257'de. 1500. 1250'de. 1517'de. Ee, Yavuz Sultan Selim'in idam ettiği adamın adı ne? Baybars. Şey e, Baybars kurucu pardon. Toman Bay. Toman Bey. Toman Bey. Türkçe. 1517'den İngilizler Mısır işgal kadar 1882'ye kadar. 868'den 1882'ye kadar bin yıldan da fazla biz Kuzey Afrika yönettik. Fas'ı da, Libya'sı da, Mısır'ı da hepsi içinde. Peki bugün Türkçe konuşan var mı? Yok. Çocuklara Türkçe isim veren var mı? Yok. Şimdi şunu demek istiyorum. Güneş dil teorisinden biraz daha bahsedelim. Şimdi güneş, güneş dil, güneş dil teorisinden iş, Nedir çıkan, yani yok. Güneş, güneş dil, dil teorisi. Teori, dünyanın ilk dilidir. Başka bir şeysi yok ya. Güneş dil şey ilk dildir. İlk. i̇lk dilde zaman içerisinde az önce anlattığımız şekilde fazlalıklarını atmış mükemmel bir hale gelmiş. Dünyanın ilk dili bu. Dedik Avrupalı bilginlerden az önce e, örnekler verdik. Bunlar ne diyorlar? Hint Avrupa dilleri dediğimiz dillerin de kökeni Fransızca dahil. Bunların da kökeni Turan e, Turanedir diyorlar. Yani güneşli dediğimiz şey kökü yok. kökü de Türk tamga yazısı. Tamga yazısıdır. Evet. evet yani kökü kökeni köken, yani. Yazının yazının, Öyle yazının diyelim, evet anlaşılır yani. olsun. Evet. Şimdi yazı ve dil. Şimdi alfabeler değişebilir. Ee, mesela Karamanlar Yunan alfabesi kullanıyordu Anadolu'da. Hristiyan o, Karamanlar, İskit tayfaları. Ama Türkçe konuşuyorlar. Şimdi alfabe ile dil biraz farklı. Dille alfabeler değişebilir. Ama dediğin doğru. Yazının kökeni Finike yazısı, Mısır yazısı, Sümer yazısı, Çin yazısı dahil kökeni Tamga. Türk Tamga tam tam yazıdır. Evet. Buradan şunu anlatmak istedim. Şimdi biz bin yıl Kuzey Afrika'yı yönettik. Ama bugün orada Türkçe isim kalmamış. Türkçe konuşan kalmamış. Ben Türk'üm diyen kalmamış. Peki sen bunlarla nasıl ilişkilerini kuracaksın? İşte o zaman zorluyorlar Osmanlıcılık üzerinden. Falan. Tutmuyor tabii. Tutmuyor. Ama halbuki o bölgede ee, bin yıl senin şeyin var, ee, Turan'ın tayfaların var, bin yıl yok olmuş. Biz bin yıl Kuzey Afrika'yı yönettik. Hadi Hiksoslara gitmiyorum, o da, onlar da var da, çoban krallar, kuşaniler falan onları sayma. Milattan yani önceki çağlarda var. Ama yakın tarihten başlıyorum. Yani 868'den Tulun Bey'in kurduğu Tulunlularından, Toman Bayası'na kadar bin yıl, Osmanlı da var 1880'e kadar bin yıl biz Kuzey Afrika yönettik. Çocuklarına Türkçe isim koyan yok. Türkçe konuşan da yok. Biz bunlarla nasıl kültürel ilişkilerimizi geliştireceğiz? Hangi düzlemde? Dil çok önemli. Dil değil çok önemli. Değil. O zaman şu soruyu da dil, dil giderse ha. ülke de gider. Türkiye, Türkiye de gider. gider diyor. Türkçe giderse Türkiye i̇şte de gider diyor. Dil Haklı. neden önemlidir sorusu burada önemli Ta herhalde. Tabii Dil gitti mi işte Kuzey Afrika gibi oldum. Türkçe gitti mi Türkiye de gider. Dedi ya Oktay Hoca. Haklı. Şimdi... Türk ve Türkçe konusunda şöyle bir kapanış yapalım. Ee, eski çağlarda Türk ismi ve Türkçe ismi yani milattan önceki çağlarda falan kullanılmıyordu eski çağlarda. Yani, Türkiye dedik, Turku dedik. Hı hı. Efendim işte Hatti dedik, Urartular dedik, Firikler dedik. Bunlar Metler dedik. Bunların hepsinin dilleri eklemeli dil, prana dil, Türkçedir. Ama isimler gördüğünüz gibi farklı. Sakalar, İskitler. Değil mi? Farklı. O zaman nasıl terennüm ediyor Türkçe'ye bunlar? Türkiye nasıl terennüm ediyor? Şöyle diyor. Girek kaynakları Skait demiş. İskit demiş. Pers kaynakları Saka demiş. Çin kaynakları Sak, sayı demiş. E, Urartu kaynakları İşkulu demiş. E, Saga demiş. Asur kaynakları Aşkulu demiş, İşkuzay demiş. Tevrat Aşkenaz demiş. Romalılar Hun demiş. Bizanslılar Türk demiş. Hepsi Turanlı tayfalar az önce kültürel özelliklerini bahsettiğimiz Turan tayfalar netelemişler. Yani bunların hepsi eski çağlardaki Türkleri temsil ediyor. Turan isimler. Turani tayfalar evet. Yani Türk ismi yerine Hepsi aynı şeyi tarif ediyor. Yani ben şöyle anlatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar misket düşün. Bir çuval miskete avucunu daldırdın. 20 tane misket aldın. Bakıyorsun. Hepsi ayrı e, renk. hepsi misket mi? Hepsi misket. Ama içinde bakıyorsun yeşil rengi var, sarı rengi var, kırmızı rengi var, beyazı var, siyah var. Biz çocukluğumuzda çok misket oynadık. Misketlerin içinde değişik renkler var. Rengarenk. Ama hepsi misket. Ama renkli. Türk dünyası böyle renkli. Türk dünyası böyle renkli. Her türlü dine de girmişler. Din onlarda tabu değil, sorun da değil. Türkler her türlü dine girmişler. Şamanizm'den çıkanlar, doğuya giden Budizm'e girmişler, Manizm'e girmişler. Hatta Budizm'den çıkıp Manizm'e girdiler diye daha önce konuşmuştuk. Tahta baskı matbaalarla e, e, ellanları bastırmışlar demişler ki Budizm'e geri gelin falan diye. Ta bin seneden öncesinde falan. Yani e, Hristiyanlığa girmişler. Mesela Süryani Kilisesi İran üzerinden e, Türkistan bölgesine girmiş. Semerkant, Buhara, Taşkent oralara girmiş. Mesela i̇şte Göktürk döneminde de, Göktürkler, yani Türkler döneminde de ciddi bir nüfusun Hristiyan olduğunu görüyoruz. Batı'ya gelenlerin belli bir dönem işte Hazar Kağanlı 790, 1790'larda, pardon 790 özür dilerim. 790'larda e, Musevi dinine geçtiğini görüyoruz. Hazarlar 639-80 yıllar arasındaydı. 350 sene bugünkü Ukrayna, Rusya, Polonya bölgesinde çok güçlü bir devlet kurmuşlardı. İstemi Kağan vardı meşhur Kanları mesela. Bunlar işte Aşkenaz dedikleri, Tevrat'ın Aşkenaz dedikleri aslında bunlar. Dolayısıyla e, ee, Musevi girme var, Hristiyanlığa girme var, İslamiyet'e girme var, Budist var. Budizm'e girme var, Manezm'e girme var. Hepsine girmişler. Şam, yukarıda kalanlar da Şam Aziz'de kalmışlar. Zaten Herodot diyor ki, ee, Ön Asya'ya gelenler, Karadeniz'in kuzeyine gelen ee, İskitler'de inançta ufak tefek farklılıklar olmuş. Yani burada Yunanlılardan görmüş almışlar. Aşağıya giden İksoslar Mısırların tanrılarına almışlar falan. Yani şey yapmamışlar. Tabu yapmamışlar. Yani bugünkü gibi değil. Yani böyle din tartışılması tabu falan değil eskitlerde. Eskitlerde siyasete göre konjektüre göre, coğrafyaya göre din değiştirmişler. Ama kök inançları Şamanizm. Yukarıda kalanlar göç olmamış. Yani Sibirya Hakasya, Yakutistan, Moğolistan o kuzey bölgesinde dünyanın en büyük coğrafyalarından bir tanesi mesela orada kalanlar hala bugün 25 bin yıldır kendi kök inançlarını yaşıyorlar. Onlar, onlarda değişim yok. Ama aşağı inenler İran'a gelmiş, İslamiyet'le tanışmış. İşte öyle ya da böyle işte daha önce konuşmuştuk. Sarı Kuteybe var, Haccaş var, Abdülmelik var. Epey bizi katletmişler maalesef. Ondan sonra İş savaş başlamış. Bizimkiler arasında iç savaş başlamış. Müslümanlığa girenler, Müslümanlığa girmeyenleri kafirlikle suçlamış. Birbirlerini boğazlamaya başlamışlar. 200 sene kadar bu sürmüş. Daha 960'lı yıllarda falan büyük kurultay toplanmış. Demişler ki bu böyle olmayacak. Kendi içimizde iç savaşı bitirelim. Demişler topluca bir İslamiyet'e geçiş başlamış. Aşağıya, güneye inenler. 960 yılından sonra. Ama 680'lerde başlayıp 740'lara kadar devam eden o Haccaç'ın, Abdülmelik'in, özellikle Kuteyben'in katliamları var. tarihte var. Yani Teberistan'da Ebu Cafer'den Arap tarihçilere kadar, meşhur Arap tarihçilere kadar hepsi yazmış yani. Büyük katliamlar var. bizde şöyle bir şey var. Acaba Türkler kolaylıktan mı koşarak mı İslamiyet'e girmişler? Böyle savaştı. Şimdi biz, her milletin zayıf zamanları oluyor. Kendi iç savaş dönemleri oluyor. Yıkılış dönemleri oluyor. işte Osmanlı'nın son dönemini hatırla. Cumhuriyet'in başlarını hatırla. Yani koca bir imparatorluk. 15. yüzyıldaki ile 19. yüzyıldaki farklı. Kırgızlar Uygurlar kendi aralarında kavga ediyorlar. İşte mesela Sulu Kağan hem Uygurlarla savaşıyor, hem Kırgızlarla savaşıyor, hem aşağıda Emevilerle savaşıyor. Dolayısıyla Araplarla. Dolayısıyla zayıf düştüler. Bir de kendi içinde işte Curcan Bey e ihanet edince dolayısıyla bayağı bir zayiat verdiler ve 50 bin, 100 binden bahsediliyor. Kafalar kesip direkt asılıp gözdağı vermek için korkutanlar, köleler, möleler büyük, büyük kötü şeyler olmuş tabii. Biz örtüyorlar orayı kapatmıyorlar. Anlat, anlatanlar da çok. ama niye anlatıyorsun falan sanki İslamiyet'e şey atıyorsun gibi falan. Değil aslında. Bu tarihimiz yani. Tarihimizin bir parçası. Nasıl bunları anlatıyorsak onlardan da anlatacağız. Üstadım çok derinlemesine güzel bir sohbetti. Ee, eski Türkleri, eski çağların Türklerini konuştuk. ilaçlarıyla Kök atalarımız. Kök atalarımızı konuştuk. Ee, tek tek yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bu bütün çalışmalarımızın amacı Türk tarih tezinin tekrar e, önemli olduğunu halkımıza anlatmak ve e, Türk tarih tezinin tekrar e, gençlerimize okullarda müfredata sokularak öğretilmesini sağlamak. Bizimkisi sadece e, bir e, okyanusta bir damla e, e, çorbada bir tuzumuz olsun anlamında ama Amacımız e, Cumhuriyet'in ilk döneminde büyük çabalarla e, e, hazırlanan bu kitapların tekrar geri getirilmesi. Evet eski çağlara götürdük sizi. Eski çağlarda Türkleri konuştuk. Bahtiyar Aydın'la beraber eski çağ tarihi uzmanı. E, eski çağlardaki Türklerin inanışlarından yaşamlarına kadar her şeyi burada konuşmaya çalıştık. Sizler de bize vakit ayırdınız, zaman ayırdınız, bize değer verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşça kal.